Emekli olduktan sonra yaşamak gerçekten bir dert. Geçinmek büyük sıkıntı. Hala emekli olduğu halde çalışan milyonlarca kişi var. Emeklilerin sorunu çok büyük. Emeklilikte yaşa takılanların problemi daha da büyük. Ama bakıldığı zaman bu soruna çözüm bulacak bir siyasi irade göremiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli maaşının asgari ücret tutarında olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verdi. Bu kanun teklifi mecliste görüşüldü ve ne oldu biliyor musunuz? AKP'liler tarafından reddedildi. Mecliste kabul görmedi. Diyor ki Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli maaşı şu an diyor 1500 lira diyor. Bu parayla geçinmek mümkün değil diyor. Bir aile bir ay boyunca yarım simit yese bile diyor geçinemez diyor. Faturalar çok fazla diyor. Pazara gidip ucuzlayan fiyatlardan ürün almaya çalışan emekliler ne yazık ki günümüz koşullarında pazarda bile ucuz ürün bulamıyor diyor. Nasıl gitsinler diyor. Bakliyatın, tavuğun, yumurtanın, ekmeğin fiyatı diyor arttı. Ekmek kuyruklarına gidenlere bakın birçoğu emeklilerden oluşuyor diyor. Emekli olduktan sonra yaşamak bir dert diyor. Ömer Fethi Gürer adeta mecliste milletin, emeklilerin sesi oluyor. Ya siz bir kanun teklifi yapıyorsunuz ya orada reddediyorsunuz. Ey reddedenler. Bir sokağa çıkın emekli amcalarımızın, teyzelerimizin bir görüşünü alın. Ondan sonra orada o kararları verin. Ama basına baktığınız zaman, medya kuruluşlarına baktığınız zaman sokağın sesini, vatandaşın sesini yansıtmadıkları için her şeyi güllük gülistanlık sanıyorlar. Çok zor değil. Veyahut o en düşük emekli maaşını bir ay alsınlar bakalım. Bir ay sayın emeklilerimiz bir ay boyunca o parayla bakım geçinebilecekler mi? Ama onlara baktığımız zaman onların sıkıntısı daha büyük. Kiminin arabası yokmuş, toplu taşıma kullanıyormuş. Kiminin efendim lojmanda oturmadıkları için kira vermek zorundaymış. İşte meclis lokantasına gelen zammı beyefendiler eleştiriyor. Bazıları da onu yapıyor. Neymiş? İşte Anadolu'dan misafirleri geliyormuş, seçmenleri geliyormuş, herkese yemek ısmarlıyorlarmış. Vekillerimize sorsak onlar da dertli. Ama baktığınız zaman mecliste 600'e yakın milletvekili var, yüzünün adını sayamayız. 500'ünü sayamayız yani. Yüzünü sayarız, saymayız. 500'ünün adını sanını dahi bilmiyoruz. Adını sanını duyduğumuz işte birkaç milletvekili var. AKP'den olsun, CHP'den olsun, İyi Parti'den olsun. Vekillerin büyük bir bölümünün de adını bilmiyoruz. Siz sorunu çözmek istiyorsanız eğer, emeklilerin sıkıntısına çare bulmak istiyorsanız eğer, çevrenizde de vardır emekli olan tanıdıklarınız, seçmenleriniz, onlara sorun. Amcacığım, teyzeciğim, geçinebiliyor musunuz diye sorun. 65 yaşına geldiği halde hala çalışan amcalar var. Teyzemiz emekli olmuş veya eşi vefat etmiş, eşinin maaşını alıyor. Hayatta kalabilmek için, ayakta kalabilmek için, geçinebilmek için çocuklarından destek istiyor. Bunlar Türkiye'nin gerçeği. 1500 lira veya 2000 lira veya 3000 lira maaş alan emeklilerin geçinmesi gerçekten çok zor. Kira fiyatları, gıda fiyatları, fatura fiyatları almış başını gitmiş. Şimdi de günlerdir emeklileri rahatlatacak zam yapılacak, şöyle yapılacak, böyle yapılacak diye haberler yapıyorlar. Ya siz bu teklifi kabul etmediniz, siz bu teklifi reddettiniz. Çok merak ediyorum emekliye acaba nasıl bir zam yapacaklar? Asgari ücrete %50'ye yakın bir zam yaptılar ya, inşallah emekliye de %50'ye yakın bir zam yaparlar.